Herkese selam teknoloji öykü takipçileri. Bugün sizlerle Razer'ın daha önce denemediği, ilk defa tasarladığı Bluetooth'lu mikrofonu deneyeceğiz. Sesim için herkes kusura bakmasın, büyük bir ses kısılması yaşadım. Ama yılmadan bu videonun içerisindeyim ve sizlere bugün bu Bluetooth'lu mikrofonu deneyeceğiz. Hadi o zaman şimdi videomuzda Razer'ın Seyran BT Bluetooth'lu mikrofonunu deneyelim. Şimdi öncelikle birazcık kutu içeriğine bakalım. Ne çıkıyor bu kutunun içerisine? Öncelikle şöyle açıyoruz yandan. Bir kullanım kılavuzu ve Razer'ın bir çıkartması bulunuyor. Çok havalı bir çıkartma bence. Ben çok beğeniyorum. Daha sonrasında çok şık, mat bir tasarımı olan Bluetooth'lu mikrofonumuz çıkıyor. Bunu da şu şekilde gösterebilirim. Zaten detaylar karşınıza gelir. Hemen yan tarafında bir süngerlerimiz var. Süngerlerin biri kürklü, biri ise normal süngerimiz bulunuyor. Aynı zamanda yan tarafındaysa bir şarj kablomuz var. Şarj kablomuz da bu şekilde. İçinden bu kadar bir şey çıkıyor. Çok da bir şey çıkmıyor. Ama biz gelelim tasarım tarafına. Tasarımda neler var? Öncelikle yukarıda bir 3,5 milimlik jack girişimiz bulunuyor. Mikrofon tarafı da hemen o jack girişinin yan tarafında. Alt tarafta bir Type-C girişimiz var. Şarj yerimiz burası. Yan tarafta bir güç düğmemiz. Bu güç düğmesinde işte açma kapama işlevlerini yapabiliyorsunuz. Hemen arka tarafında da bir tutturucu klipsi bulunuyor. Bu klipsin üzerinde de Razer yazısı gerçekten çok hoş duruyor ve böyle markalar bazen kendi reklamlarını yapmayı çok seviyor. Mesela benim kullandığım bu mikrofonda yani kocaman adam reklamını yapmış ve birazcık kaba duruyor. Ama bu Razer'ın mikrofonundaki bu ince şık tasarımı, mat görünüşü gerçekten hoşuma gitti. Çok beğendim diyebilirim tasarım tarafında. Ekstradan yanında kürkü de çıktığını söylemiştik. Kürkleri de böyle yine zarif, tatlı bir şekilde duruyor. Tasarım tarafında çok da fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ben çok beğendim. Böyle tatlış bir duruşu var. Biraz da kullanım deneyimim ve teknik tarafına geçelim. Teknik tarafında 16 gramlık çok hafif bir ağırlığı var mikrofonumuzun. Gerçekten bu da buraya taktığınızda aşağıya doğru inmeler yapmayacaktır. Umarım dokunduğumda sesim gelmemiştir size. Ama böyle takıyorum hemen yan tarafıma. Gördüğünüz üzere yani bu tarafım birazcık daha sarkıyor normal videolarda. Ama Razer'ı taktığımda herhangi aşağı doğru bir sarkma yaşamıyorsunuz. Ve benim gibi böyle siyah bir şey giyiyorsanız eğer, giydiğinizde size böyle dışarıdan absürt bir görüntü yaratmayacak, tatlı bir görüntü yaratacak. O yüzden yine tercih edilebilecek bir konu arasına girebilir. Böyle büyük bir şey takmak istemiyorsanız siz de yandan görüyorsunuz. Hangisinin daha şık olduğuna karar verebilirsiniz. Bu Bluetooth'lu mikrofonumuz aynı zamanda Bluetooth 5.0 ile geliyor. Yani güncel bir Bluetooth sürümü olduğunda söyleyebiliriz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Razer'ı çok iyi bir şekilde kullanmak istiyorsanız bir de uygulama tasarlamış bunun için. Streaming uygulaması üzerinden kendinize özelleştirebiliyorsunuz. Yan tarafta da şu an görüyor olmanız gerekiyor. Buradan bir süre sonra uyku modunu alabiliyorsunuz. Aynı zamanda yapay zeka sayesinde aktif gürültü önleyiciyi açıp kapatabiliyorsunuz. Gecikmeleri önleyebiliyorsunuz gibi gibi birçok özelliği var. Aynı zamanda şarjını da görebiliyorsunuz. Mikrofonunuzun sesini açıp kapatabiliyorsunuz gibi özellikleri bulunuyor. Peki ne kadar gidiyor bu mikrofonun şarjı derseniz de eğer kullanım deneyiminize göre değişiyor tabii ki. Eğer yapay zekayı açarsanız yaklaşık bir 6 saat. Eğer yapay zekayı açmazsanız 8-10 saate kadar sizi idare edebiliyor. Yani bence gayet uzun bir süre. 8-10 saatte ne yapacaksınız? O kadar yayın yapmazsınız herhalde diye düşünüyorum. Ama şarj ettiğinizde de çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. 140 mAh'lik de bir bataryası var. Yarım saat içerisinde %100 şarj edebiliyorsunuz bu mikrofonumuzu. Biz test ettik bu mikrofonu. Önce siz izleyin. Sonra biz de kendi deneyimlerimizi sizlere aktaralım. O zaman video hemen gelsin. Selamlar herkese. Şu an Razer'ın testini yapıyoruz. Şu an telefonumuzda ayarlarından uygulamadan yapay zekayı kapattık ve dışarıdaki sesler eminim çok fazla geliyordur. Şu an E5 karayolu üzerindeyiz. Şimdi yapay zeka kapalı bir şekilde süngerleri deneyeceğiz. Bir sonraki videomuzda da yapay zekanın en üst seviyede olduğunda süngerli süngersiz nasıl oluyor onları göreceğiz.
Şu an zaten sesim yapay zeka kapalı bir şekilde sizlere geliyor. Şimdi bir de süngere geçelim. Şimdi ise sesimi yapay zeka kapalı bir şekilde normal süngerden duyuyorsunuz. Umarım sesim size güzel bir şekilde geliyordur. Bir de kürklüsünü deneyelim. Selamlar, şu anda beni kürklü süngerle duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde geçiyordur. Şimdi ise yapay zekanın en üst seviyede olduğu videomuza geçelim. Bakalım bu tarafta sesimiz nasıl geliyor sizlere. Selam arkadaşlar, şu an Razer'da süngersiz bir şekilde konuşuyorum. Birazdan normal sünger ve kürklü süngere geçeceğiz. Bakalım onlarda sesimiz nasıl geliyor. Öncelikle normal süngerle başlayalım. Bakalım sesimiz nasıl gelecek. Normal süngeri taktım. Sesim şu an size nasıl geliyor bilmiyorum. Biz de videoyu izledikten sonra anlayacağız. Umarım güzel bir şekilde geliyordur. Şimdi bir de kürklü süngere geçelim. Bakalım kürklü süngerde nasıl olacak. Şimdi ise kürklü süngerden size konuşuyorum. Umarım sesim size iyi bir şekilde geliyordur. Biliyorsunuz kürklü sünger sesleri dışarıdaki sesleri en az alan sünger. Bakalım videodan sonra biz de izleyeceğiz. Siz nasıl buldunuz? Videoyu siz de izlediniz. Nasıl bir ses kalitesi olduğunu gördünüz. Şunları söylemek istiyorum kendimce. Razer'ın bu ilk Bluetooth'lu mikrofonu. Yani daha öncesinde böyle bir şey tasarlamadı. Daha önce tasarladıklarını biliyoruz. Gerçekten çok güzel ve kaliteli malzemeleri var Razer'ın. Oyuncu tarafında çok iddialı. Arkadaki seslerin etkisi biraz daha azalıyor bence. Bu çok iyi bir artı. Bayağı bir kesiyor sesleri. Ama yapay zeka olmadığındaysa sesler biraz fazla geliyor ve yankı yapıyor. Eğer vlog falan çekiyorsanız, yeni başlayan biriyseniz ve çok da bir bütçeniz yoksa düşünülebilir bir Bluetooth mikrofon olduğunu söyleyebiliriz. İlk için bence gayet güzel ve başarılı bulduğumu söyleyebilirim ama çok daha iyileri gelebilir. Yankı yapması birazcık hoşuma gitmedi. Bunları söylemekte fayda var. Sözlerimi yavaş yavaş toparlayayım. Bu Bluetooth'lu kulaklık henüz Türkiye'de yok. Diğer ülkelerde 100 dolarlık bir fiyat biçilmiş. Tabii oralara göre ucuz, bize geldiğinde ne kadar olur bilmiyoruz. 850 olur, 1000 olur. Ama bunları düşünmeyelim. Siz nasıl buldunuz? Bunları yorumda tartışalım. Sizce geldiğinde bu fiyata değer mi? Çünkü bize geldiğinde neredeyse 800.000 arasında olur. Nasıl buldunuz? Yorumlarda dediğim gibi görüşelim. Bir like'ınızı da alırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.